أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد. Kıymetli kardeşlerim, Allah dostları, peygamber aşıkları sallallahu aleyhi ve sellem, Mahmud Efendi Hazretlerimizle tanışmamız, buluşmamız nasıl gerçekleştiğini siz kardeşlerimle paylaşmak üzere bir ders yapmıştım. İkinci dersimizi nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun diyorum. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de çocukken evvela sevgili babamın evde onunla ilgili söylediği güzel sözler, onunla ilgili metü senaları sebebiyle gönlümüzde yer etmişti. Daha sonra 72 yılında İstanbul'a geldiğimizde ilk pazar sohbetine iştirak etmek suretiyle ay gibi parlayan, güneş gibi parlayan kürsüde bir Allah dostunu ilk kez görmüş olduk. Sevgili babamın onunla tanışmasında birinci derste ilk merhaleyi anlatmıştım. Sevgili babama demişti ki sakalını bırakacaksın, istiharını yapacaksın ders almak için. Sevgili babam da en son sakal bırakmaya karar verdi ama %100 beni işten çıkarırlar. Efendi Hazretlerimiz Hilton Oteli'nde nereden bilsin çıkarırlar mı çıkarmazlar mı? Ben Hilton Oteli'nden çıkarım, mesleğim var, nasıl olsa dışarıda çalışırım, işsiz kalmam. Çünkü sakalsız insan müşteri olarak, affedersin, sakallı, 3 günlük 5 günlük tıraş olmadan sakallı bir insan gelse Hilton Oteli'ne o tarihlerde müşteri olarak müracaat etse yerimiz yok deyip almıyorlarmış. Sakallı müşteriyi almayanlar sakallı işçiyi çalıştırmazlar hiç diye düşündüğünden garanti beni atarlar. Ama Efendi Hazretlerimiz sakalın sahibi büyüktür demiş. Rahmetli babam otele döndüğünde, Hilton Oteli'ne döndüğünde sakalını çevirmiş. Aradan bir hafta, 10 gün geçince ustabaşı çağırmış. Hüseyin Usta demiş, şu sakalını tıraş etsene demiş. Sakalımı tıraş etmeyeceğim demiş. Şu kirleri temizle demiş ya. Demiş ki burası kirse burası. Yani eğer burada sakal kirse başındaki saçlar da senin kirdir. Niye orasını saçlarını bırakıyorsun demiş. Yani dedim sen sakal mı bıraktın? Evet sakal bıraktım dedi. O zaman dedi ay başında sarı zarfı görürsün ustabaş. Ay başı deyince ben sevindim diyor rahmetli babam. Hiç olmasa ay başına kadar ben kendime bir iş ararım. Yeni bir iş yeri bulurum. Dolayısıyla sıkıntı yaşamam diye sevindim. Zaten %100 beni çıkaracaklar diye kanaat ediyorum. Tamam dedim, ay başında sarı zarf gelsin ben de. Sonra aradan birkaç gün geçti. Mühendisler beni çağırdılar. Hilton Oteli'nde organizeyi sağlayan mühendisler beni çağırdılar. Anladım beni işime son verecekler. Ben de çok hazırlıklı bir şekilde gittim. Bombardıman yapacağım. Kendi ifadesiyle benim zemberim kısa derdi. Sinirlendiğim zaman her tarafı yıkarım. Zemberek tam çekildi diyor. Gittim ama beni işte nasılsa atacaklar, ben söyleyeceğimi söylerim. Boşalmış olurum diye o psikolojik atmosferde mühendislerin yanına gitmiş. Mühendisler gayet böyle kibarca, Hüseyin Usta sen çalışmak istemiyor musun dediler bana. Ben de dedim ki ne demek? Allah beni çalışmak için yarattı. Niye çalışmak istemeyeyim ki? Hayır sen çalışmak istemiyor musun dediler. Dedim ki bakın ben Allah beni çalışmak için yarattı. Ben de memleketten buraya çalışmak için geldim. Siz bana neden bu soruyu soruyorsunuz? Sakalımı bıraktım bunu mu kastettiniz? Sakal mı bıraktın dediler bana. Evet ben sakal bıraktım dedim. Dediler ki sakal neden bıraktın ki? Ben de dedim ki İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Hazretleri sakallıydı. Dolayısıyla benim sakal bırakmam kadar doğal bir şey olabilir mi? Bir başka ifade de kullandı sakal kesenlerle ilgili. Şimdi olsam onu kullanmazdım, o ifadeyi kullanmazdım dedi. Ama dedi İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Hazretleri sakallıydı. Benim de sakal bırakmam kadar doğal bir şey yoktu. Dediler ki bana sakalda ne vardır ki sen sakal bırakıyorsun? Ben de dedim ki sakal dinidir, ahlakidir, iktisadidir ve sakal hem dinidir, hem ahlakidir, hem iktisadidir, hem de sıhhidir. Dediler bunların hiçbirisi sakalda yok. Dedim ki yok ben size anlatayım.
Sakal dinidir dedim size. Bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakallı mıydı? Hahamlar, papazlar, din adamları, semavi dinleri temsil eden kişiler sakallı mıdır? Sakallıdır. Demek ki semavi dinleri temsil eden kişiler sakallı olduğuna göre o zaman sakal dinidir. İkincisi, sakal ahlakidir. Sakalını bıraktığın zaman yalan söylersen adama derler ki sakalından utanmıyor musun? Yalan söylüyorsun bir de. Sakal yalan söylemeyi engeller. Sakalını bırakan bir insan bir yanlış yapacak olacağı zaman sakalından utanmıyor musun derler. Birisine küfredeceği zaman, ettiği zaman sakalından utanmaz mısın derler. Bir yerde gayri ahlaki bir iş yaptığı zaman sakalından utanmaz mısın derler. Dolayısıyla sakal bırakan insan ahlaki davranmak mecburiyetindedir. Bundan dolayı sakal ahlakidir. Üçüncüsü, sakal iktisadidir. Sakal bıraktığın zaman bir üstten toparlarsın, bir alttan toparlarsın. Çok fazla masrafın olmaz. Geçenlerde mühendise diyor, sen bana bir makine aldırdın, taş makinesi aldırdın. O zamanki parayla 25 lira vermiştim. Aldıktan 2 ay sonra bozuldu. Ne oldu, bu kadar para verdin, bozuldu. Ama sakal bırakmış olsan bir üstten düzeltirsin, bir alttan düzeltirsin. Bu kadar masrafı olmaz. Demek ki sakal iktisadidir. Bir de sakal sıhhidir dedim. Sakalını tıraş ettiğin zaman sabahleyin işe giderken dışarı çıktığında ciddi bir rüzgar vurduğunda efendim bunun menenjit yapma ihtimali vardır rüzgardan ve soğuktan. Ama sakal battaniye gibi örtüyor, o soğuktan deri etkilenmez dedi. Bunları sevgili babam rahmetli sayınca dediler ki anladık. Sen çalışmak istiyor musun? Dedim ki çalışmak istiyorum. Devam et dediler, sen işine devam et. Sakalın işe engel değildir dediler. Ben uçtum diyor. Efendi Hazretlerimizin bir başka kerametini orada gördüm. Çünkü o bana demişti ki sen sakalını bırak, sakalın sahibi büyüktür dedi. Gerçekten %100 beni işten atarlar diye düşündüğüm o noktada mühendisler hadi sen işine devam et dediler. Sonra öyle bir durum gerçekleşti ki sene sonuna doğru bir iş krizi oldu. Otelde çalışan bütün elemanları dışarı çıkardılar, yani işlerine son verdiler. Fakat benim işim bitmesine rağmen bana dediler ki senin işine son vermiyoruz. Sana bir çıkış yapacağız, ikinci gün tekrar geleceksin, girişini yapacağız. Çünkü ileride sen bize lazımsın. Rahmetli babamın ifadesiyle Yıldız Sineması'nın da elektriklerini aynı şirket yapacakmış. Bu kaliteli elemanı kaçırmayalım. Bir giderse bir daha bulamayız. Dolayısıyla rahmetli babam sene sonunda bir gün çıkış yaptı, ikinci gün giriş yaptı. Bir sene diyor hiç çalışmadan oradaki işimiz bitmişti. Henüz o tarihte de Yıldız Sineması ile ilgili şey de başlamamıştı. İhale sürecindeydi. Dolayısıyla takriben bir seneye yakın biz çalışmadan para aldık diyor. Demek ki daha sonra diyor baktım ki diyor bu iş uzayacak. Dedim ki ya çalışmadan para almak uygun değildir. En iyisi ben kendim oradan ayrıldım. Dolayısıyla Yıldız Sineması ile ilgili bir işlem beklemedim, kalmadım. Ama takriben bir seneye yakın çalışmadan para vermiş oldular bana. Böylece Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi ruhunun kendisiyle konuştuğum zaman sakal bırakacaksın dediğinde Efendi Hazretleri sakal bıraktığım zaman beni otelde işten çıkarırlar, ben Hilton Oteli'nde çalışıyorum demişti. Ya sakalın sahibi büyüktür dediğinde o zaman ben kendi kendime demiştim ki Mahmud Efendi Hazretleri camide imamdır. Karşısında dervişlerle sohbet eder. Hilton Oteli'ne hayatta gitmemiştir. Oradaki şartları bilmez. Beni oradan anında atacaklar nereden bilsin ki? Ama olsun, bu da bir Allah dostudur. Ben Allah dostunu kırmayayım, onun sözünü dinleyeyim. Zira sanatkarım ben, oradan ayrılırım, başka bir işe girerim düşüncesiyle sevgili babam Efendi Hazretlerimize evet demişti. Daha sonra uygulamada gördü ki Hilton Oteli'nde çalışmaya devam etti. Efendi Hazretlerimizin bunun sahibi büyüktür ifadesinin arkasında bilinçli bir ifade vardır. Yani bir kerametini göstermiş oldu. Yaşayarak
sevgili babam, rahmetli babam, Efendi Hazretlerimizin bu kerametini de gördükten sonra teslimiyeti çok daha farklı oldu. Sevgili babamın ilk tanışması böyle oldu ve bunu bize tekrar tekrar anlatmıştır. Unutamayacağımız rahmetli babamın Efendi Hazretlerimizle ilk anılarını, unutamayacağımız bu manzaraları tekrar tekrar kendisinden dinlemiştik. Bundan sonraki süreçte rahmetli babam İstanbul'da kalmak istemedi. Şu açıdan kalmak istemedi, kendisi ifade ediyor. O tarihlerde ben isteseydim Beyoğlu'ndan, İstanbul'un muhtelif yerlerinden geniş geniş arsalar alabilirdim. Birkaç dönüm arsa alabilirdim, tarla alabilirdim. Şimdi İstanbul'un en büyük zenginlerinden birisi olabilirdim. Fakat ben şöyle düşündüm. Benim çocuklarım neslim İstanbul şartlarında yetişirlerse sosyete mosyete olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. En iyisi ben yine köyden ayrılmayayım. Rahmetli babam köyde bir elektrik santrali kurmaya karar verdi. Suyla çalışan elektrik santrali kurmaya karar verdi. Efendi Hazretlerimizden izin istedi. Dedi ki Efendi Hazretlerimiz ben köyde suyla çalışan elektrik santrali kurmak istiyorum. O zamanlarda köylerde elektrik değil sadece lüküs vardı. Gaz da çalışırdı veya gaz feneri, fener vardı. Fener yakardı insanlar. Elektrik nedir bilmezlerdi. Köylerde yol da yoktu. Şehirlere gitmeyen insanlar elektrik hiç bilmezlerdi. Ama sevgili babam iyi bir elektrikçiydi. Efendi Hazretlerimiz bundan dolayı ona mühendis ifadesini kullanırdı. Babama izin verdi. Rahmetli babama izin verince babam köye geldi ve elektrik santralini kurmaya başladı. O günleri ben hatırlıyorum. Çocuktuk. Derenin kenarında bir dinamo getirdi. İşte olukla beraber suyu, harkla beraber oluğa, olukla beraber de işte dinamoya su getirildi. Ve çalıştı, neticede çalıştı. Orada uzun bir mücadele verdi. Bu arada rahmetli babam Efendi Hazretlerimize ziyarete geldiğinde Efendi Hazretlerimiz ona şöyle söyledi. Mühendis dedi, sen ayrıldın, gittin, fabrikanı kurdun. Hayırlı olsun. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Eğer gitmeseydin, kalsaydın, sen Hasan Efendi gibi olurdun, dedi. Hasan Kılıç Hoca Efendi o zaman en önde gelen, en samimi müritlerden birisiydi. Eğer gitmeseydin, devam etseydin, Hasan Efendi gibi olurdun. Demek oldu ki, sevgili babam, evet fabrikayı kurmuş oldu, köye bir yenilik getirmiş oldu. Ama manevi çalışmalar açısından burada olsaydı o sohbetlerin, yoğun sohbetlerin tabiri caizse etkisi altında olmuş olsaydı manevi olarak çok daha fazla ilerleyecektin dedi sevgili babama. Babam da tabii bunun üzüntüsünü yaşadı. Keşke ben de kalmış olsaydım dedi. Bu arada Hasan Efendi Hazretlerinin kuddisesi ruhu, onun da Efendi Hazretlerimizin nezdinde nasıl bir makama sahip olduğunu o dönemlerde rahmetli babama kullandığı ifadeden anlamış olduk. Kıymetli izleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, bundan sonraki merhalede de yine sevgili babamla Efendi Hazretlerimiz arasındaki bir başka macerayı inşallah siz kardeşlerimle paylaşmış olacağım. Bu dersimi de burada noktalıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgililer, sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında toplaşmayı, Efendi Hazretlerimizle buluşmayı, cennete ve cemalullah'ta kucaklaşmayı Rabbim hepimize nasip etsin diyorum. Efendi Hazretlerimizin izinden yürüyebilmeyi, onun bize bırakmış olduğu emaneti koruyabilmeyi, fitneden, fesattan uzak bir atmosferde emanete ciddi manada sahip çıkabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.